işçisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımda yıllarca düşmeyecek. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımda yıllarca düşmeyecek. Şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımda yıllarca düşmeyecek. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımda yıllarca düşmeyecek. Efendim, günaydınlar, keyifli pazarlar, şahane bir konuğum, iki tane müzisyen, şahane arkadaşlarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz. Benden mi bahsediyorsunuz? Evet, ha, merhaba. Bizim Michael. Bizim Michael mı burada? Onu alıyorum. Başka konuk kalmadı mı? Bizim mikrofonlarımız var, bizim mikrofonlar. Tabii. Ay yavaş, dikkat et. Sevgili yavaş. İzleyenlerimizi. Oturabilir miyiz? Teşekkür ederim. Elbette. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sevgili izleyenlerimle istersen bir selamlaşalım. Evet, merhaba diyecektim. Hepinize sevgili seyirciler, bilmiyorum bir numara. Sevgili seyirciler, hepinize çok sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum. Ve bir hafta, bir sene, bir hayat. Ve bütün evrene, değil mi? Herkese. Buna çok ihtiyacımız var. Tabii, çok şanslıyız. Pozitif, neşeli, keyifli. Bütün bunlar zaten sağlığı getirmez mi? Değil mi? Tabii, her şeyin başı, keyifli olmak. Aynen öyle. Efendim, bizim Michael nerelerdeydin? Şimdi, benim bildiğim 18 dünyaca ünlü sinema filmi. Evet, doğru. 51 reklam filmi. 51 mi? Evet. Canım. Şimdi sık sık benim bozulmalarıma şahit olacaksınız. Çünkü bir anda ben de düşüyorum. Neden? Michael aslında profesyonel bir televizyoncu. İki televizyoncunun birbirini ağırlaması zordur. Bakalım programın sonuna çok doğru güzel olacak. Neler olacak? Evet. Sen ilk defa ATV'de showman olan, şimdi talk show yapan ilk ilklerden, ben görmüyorum ama ilklerden... 1997'de ilk ticari televizyon ilk attığı adımlarda Türkiye'de, İngiltere'de yaşıyordum, orada büyüdüm. Buraya getiriyorlar, tabii çok ilkel demeyeceğim ama zor bir dönem. Çünkü herkes tam ne yapılır ne yapılmaz. Bugün yüzlerce talk show var, her şey gelişti ama o zaman çok zordu. Ama aynı zamanda dedim Michael'cığım diyorum kendime. Michael'cığım dedim, bu fırsattır. Al, fark etmez ne olursa olsun. Sonuçta bir sezon kaldık şeyde, ATV'de, ki çok büyük bir tecrübe oldu. Sabah grubu vardı o zaman. Şimdi gece programı yaptın değil mi? Evet, çok güzel ve cuma akşamı çok güzeldi. Çok da ünlü konuklar ağırlamışsın. Çok ve herkes. Artık... Ben bazı videolarını izledim, evet. Harikaydı. Ve en çok şimdi internette tıklıyorlar ya bu şeyleri, internetteki klipleri. En çok maalesef konuk ettiğim bir iki kez Kerim Tekin rahmetli, Kar Beyaz falan. Onlar 50 bin kişi mi, 100 bin kişi mi, onları tıklıyorlar. Sayesinde beni de görüyorlar. Kim bu kilolu kel yaşlı adam? Ben diyorum. Yani estağfurullah. Ne demek estağfurullah? Son derece. Kabul edelim, çok iyiyiz.
Bence de. İnsan kendi kişiliğine tabii güvensin. Elbette. Bunlar değil mi? İçerik. İçerik o kadar sizin gibi. Dolu dolu bir içerik. Buyurun. Nasıl yani? Ben zaten yaşlanmadım ki. Sen kendine bak, ne oluyor ki? Ben ne yaş dedin yani? Şimdi ne dedin ki dedim. Anlamadım, pardon. Sizin çok bak, genç yaşınıza rağmen bu kadar bilmeniz, yapmanız harika. Buyurun. Ay değil mi ya? Ama 24 yaşında böyle olacak. Bak canım, yaş bunu öğrendim bugün. Hiç fark etmiyor. Valla kadınlar için fark ediyor. Kadınlar da tabii, çünkü kadınlar bir problem var kadınların. Ne bunu gibi? Mu konuşacağız? Ne demek yani? Kadınlar ne demek ne demek? Kadın bir futbolcu gibi o kısa dönemi var. Bunu biliyorsunuz doğada. Bir dakika, pardon, eş olacak, doğuracak, bunun 70 sene vakti yok ki. Tak 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 yapması gerekiyor. Gençleniyor hemen, bakım falan, saçların parlıyor. O vitrindeki meyve gibi. O da o dönemde alınmadı. Mağazada kalıyor. Kılıç makinesi mi? O ne pıt 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 doğuracak? O neydi öyle? Kim? Pıt 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 doğuracak neydi o öyle? Kılıçka makinesi mi kadın? Ne dedi ya? Bir dakika canım, demek istediğim yanlış anlamayın. Erkek, doğadan bahsediyorum şimdi. 97'ye 100'e kadar genç eşi varsa çocuk da sahibi olur. Ama kadının da genç eşi varsa 90 yaşına kadar son derece. Doğa. Çocuğu yok, ne yapacaksın ya? Ben çocuğu 97 ilaki yaşında çocuğu haklısınız, ne yapacaksın arkanda bırakıp? Ben ilaki demeyim ama ne için insan evlenir? Şey için mi? Canım zamanında yok çocuğu. 90 çocuk yaşında büyütür, çocuk bakın, mu yapılır? Yok ama çocuk büyütür ne için? Vaktini doldurur o çocuk. Ay müsamere, ay bacağı kırıldı, ay hastane, vakit geçiyor. Tatlım şimdi, o da gençlikte eşinin, çekilir onu be. Onu diyorum tabii tabii. Yaşlılıkta. Sen büyüyünce, büyüyünce, çocuk sahibi olunca anlarsın bunları. Çok büyüyünce anlarım değil mi? Evet, haklısın. Bana boş boş şimdi anlatacak. Bana ya, bunlardan geçtim. Ya işte böyle jenerasyon farkı olunca nasıl ne yapacaksın? Nasıl çekiliyoruz görmüyorum. İnşallah iyi geçiyor hepimiz. Sen çok güzelsin zaten. Ben ağzımla bunları yapmaya bakıyorum. Buyurun canım. Canımsın. Çok güzel şarkıların var. Şimdi oyunculuğun yanı sıra harika da sesin var. Çok güzel yorumu var. Klasik dediğimiz artık evet, unutulmayan şarkı. Size anlatayım, sözünüzü bölmek istemedim balla. Balla bölmek istemedim. Balla mı? Evet, balla mı reçel mi unuttum. Şimdi balla böldüm denir. Bölmek istemedim. İhmal ettiğim dediğim bir sebepler var her şeyin. Ben seneler evvel çok teklif aldım. Hı. Ses sanatçısı olmak için. Yalnız o zamanlar bu yetenek programları yoktu falan filan. Şimdi git bir ben gece insanı da değilim. Yani sevmiyorum. Hiçbir yerde beni göremezsin. Yani herkes her yere gider. Ben İşime odaklanırım, en iyisini yapmaya bakarım. İlaki herkesi tanımakla olmuyor bu iş, biliyorsunuz. Doğru, tabii. Ona, gece adam olmadığım için de dostlarım da bilir, dostlarım da bilir, evimde, evimi severim. Herkes gelir gider, çok güzel. Yalnız mı yaşıyorsun Michael? Onu diyemem, çok liste çok uzun. Şimdi kimle mi yaşıyorum? Ne diyorsun? Hayır şöyle sonra, yani... Bana aile programı diyor şimdi... Canım, hani yaşlandın ben, ya diyorum bak şimdi tabii beni o. Ben evli değilsin resmi, değil mi? Resmi önce şeyde ben dulum, dul. Dulsun. Ne demek dul? Eşin öldü mü? Ha, aynen öyle. Allah rahmet eylesin. Ama görüşüyoruz. Çok büyük şansım var. Devamlı rüyalarımda senelerdir. Bu güzel bir şans. Aa. Şimdi bilmiyorum ben şimdi rüyada mıyım? O mu gerçek? Biraz karışık. Şimdi çocuk ben... var mı? Kim? Çocuk. Yok. Çocuk yok. İstemedik. Çok seyahate çıktık. Çok dolu bir hayat. Tek evlilik mi yaptın? Efendim? Tek evet, evlilik. Evet. Çok başarılı bir evlilik. Tanınan bir oyuncuydun. Şimdi ne oldu? Hepsi tesadüf üzerine tesadüf. Ben böyle bir hayat, hiç kimse hayatını planlamıyor. Evet, yani o yoğun yaşam içerisinde, hareketli yaşam içerisinde, setlerde derken tek evlilikte ve karısına sadık kalmak. Nasıl bir şey Michael? Pardon, bizim... sadık kalmak mı dedin? Evet. Evet doğru, doğru. Yani sinema dünyasından... Ya ne bileyim bildiğimiz o tabii, hiçbir erkeğe güvenmem halde de. Sinema dünyasından konuşuyorsun bu kelime... Tamam canım, canım şakalaşıyoruz görüyorsun biraz keyifli olsun diye. Bak bu evet, gece rüyana girer ona göre yok konuş. Biliyorum. Yok sevdiğin, çok sevdiğin bir insan size bak şimdi. Bir insan uyumu sağladıktan sonra neden sağa sola baksın? Bir insan sağa sola bakıyorsa demek mutluluk evde yok. Yok demek. Ve çoğu insan haberiniz olsun bunu çözemiyor, yanlış anlaşılmasın. Evet. Hayat boyunca o mutluluğu, o seni tamamlayacak, o uyum, o ten uyum neyse onu yakalamak çok zor. Biliyorsunuz zaten evlilikte ben şey diyorum, aa orada mısınız? Merhaba. Çok güzel çalıyorlar bunlar. Çok. Adları da şimdi neydi? Aqays. Aqays. A Q yazılıyor. A S Y S. Y S Aqays. Aqays. Şimdi neredeydik? Bunları gördüm, sevindim. Evlilik uyumu. Bunu diyorum yani bir evlilik, herkes bunu kabul edecek. Herkes çok şey kabul ediyor ama mükemmeliyeti arayan yok böyle bir şey. Çünkü iki yabancıyı bir araya getirmek, bir
bir olsun diye mümkün değil. Sen bireysel saygın olması gerekiyor. Öbür taraf da gelişecek. İki kişi yoksa bir olmak olayı mümkün değil. Çok zor. Hele ters kişilerse insanlar bunu baktırmıyor astrolojide falan. Evleniyor, aşık oluyor. Astrolojiye inanır mısın? Çok. Evet. Aa. Evet, çok. Yani bununla birleşen insanlar hiçbir şekilde problem yaşamaz mı diyorsun? Yaşar tabii. Ya herkes yaşayabilir. Çünkü bakın yüce Allah'ımız sen ki... Sen ona göre mi evlendin? Yok. Aa, evet, evet. O çok ilginç bir hikaye. Aa. Kısaca anlatacağım sizi. Şimdi ne diyecektim? Şimdi uyum sağlamak çok zor bir şey. Hemen gördüğün bir kişi çok maalesef doğa böyle başlıyor ki yanlış bence. Çekici mi evlen falan filan. Ama bence tanıdığın insanı ilk 3 ayda diyelim doğadan bahsediyorum. Hı hı. Hiç çekici bulmayacaksın ama tanıyacaksın o adamı o kişiye aşık olup. Hormonlarına nasıl söz geçireceğim pardon? Kimi? Hiç çekici bulmayacaksın. Kimi? Nasıl yani? Yok demek istediğim biz... bir zor bir durum. Çünkü bir insan çekici ama kişiliği nerede, ne biçim bir insan, karakter hiçbir şey bilmiyoruz. 20'li yaşlarda bunu yapabilir miydi? Yok. O yüzden, aha, o yüzden o yaşlarda bu bütün olay yer alıyor. İnsan 30 kusur yaşında hayatta aynı hataları ama hata yapmamız ne derler? Hata yapmak insani, affetmek ilahi değil mi? Biz doğru, insanız. Şimdi ben Allah'a inanan biriyim. Yani detaya girmeyeceğim. Allah'a çok inanan biriyim. Ve bir mucize var hayatta. Bakıyorum ki Allah hepimizi birer birer yarattı. Tabii. Aynı yumurta ikiz bile parmak izi ayrı. Bu büyük bir mucize. Demek ki orada Allah bizi bireysel olmamızı istedi. Bizi sürü olmamızı isteseydi hepimizi aynı yapardı değil mi? Doğru. O zaman bireysel olmak çok zor. Çünkü sen kendi tarzını ortaya koymak istiyorsun. Zor. Çünkü herkes 20 kişi oraya gidiyor. Sen de... Benim annem rahmetli derdi ki ben çok küçük yaşımdan bile 30 kişi sola sapsa ben daima yalnız sağa sapmak istedim. Ben bir koroda bile şarkı söyleyemedim bir koroyla. Yalnız evet. Enteresan değil mi bunlar? Bu insanın kişiliğinde bir şeyler. Ama evlilik dediğim gibi bir sayısal loto gibi inanıyorum kalbimde. Çünkü çok başarılı evlilikler de biliyorum. Başarısız da biliyorum. Ortada deneyenler... Herkes bir sonuçta mutluluk arıyor. Ama evlilik de bana şey gibi geliyor, sayısal loto. 1 milyon alıyor, 1 kişi 2 kişi kazanıyor. Herkes kazanamaz ki. Herkes göbek mi atıyor bütün gün? Zor. Tabii herkes maddi her şeyde kazanamayabilir. Kimisi aha, özelinde çok mutlu olur, kazanır. İş hayatında mutlu olamaz falan filan. Neyse. Sen her ikisinde de mutlu olmuşsun gördüğüm kadarıyla. Bu çok büyük bir şans. Hem iş hayatında mutlu olmuşsun, çok güzel filmlere yani imza atmışsın. Bakın, bu, 007 evet. James Bond, Jack Hunter gibi gerçekten bunlar özel, evet, klasik filmler artık. Yani 100 yıl sonra da izlenebilecek evet, filmler. Evet ama bakın ben bu işlere dediğim gibi hepsi tesadüf, tesadüf üzeri tesadüf. Ben aslında çocukken bunu anlatabilirim değil mi burada? Tabii ki. Ben şimdi bakın... Bizim Başbakan Tayyip Erdoğan'la ortak bir noktamız var. Şimdi o ortak ne olursa olsun onu sevmem şart. Neden? Aynı mahallede bir doğduk, aynı büyüdü. Ben Kasımpaşalıyım. Aa, %100 sevmek zorundasın tabii. Yok, aynı zorunda da değil. İnsanlar, evet. Yani bu enteresan benim hayatım. Devamlı etrafımda çok başarılı insanlar. Neden bilmiyorum. Küçük yaştan. Sonra biz Kasımpaşa'da bunu bilmeyenler... Aa, pardon, sözünü kestim. Aynı mahallede büyük isimler çıktı mı diyorsun? Tabii. Çünkü benim de öyle oldu da ondan. İclal Aydın, Beyazıt Öztürk. Ay, İclal mi? Aynı mı? Bizim İclal. Aynı mahalleden. Aynı İclal. İclal Aydın merhaba, nerede İclal? Bizim İclal. Evinde bir program yapıyordur orada. Yok, yapmıyor. Çocuğum orada. Yeni...